Reka Aktüel Avrupa programını sunar. Değerli izleyiciler, ben Salih Şahin. ATV ekranlarında her pazar günü Avrupa Aktüel programı ile karşınızda olacağız. Bizi mutlaka izleyin. Ana sponsorumuz Reka Marmara Lines'ın sunduğu tatil keyfinden sizler için renkli görüntüler hazırladık. İzleyelim hep beraber. Değerli ana sporumuz Reca'nın sunduğu tatil köşesinde bu hafta Reca'nın yolcularından İpek El ailesini sizlere tanıtmak istiyoruz. Sayın İpek El ailesinden Ekrem Bey, geçen yaz Reca Marmara Lines işbirliğiyle Türkiye'ye seyahat ettiniz. Kısaca o anılarınızı bizlere anlatır mısınız? Tabii ki anlatayım. Biz geçen yaz Reca ile Türkiye'ye gittiğimizde önceden ben düşünmüyordum. Yani arkadaşlar gitmişlerdi. Bizlere de tavsiye edince biz de gidelim dedik. Ben, eşim ve kızımız beraber gittik. İnanın yani gemiye girmeden bizi çok güzel karşıladılar. Odalarımızı falan gösterdiler. Hatta içecekle karşıladılar böyle bizleri. Biz de tabii ki o büyük gemide inanın o zamanımız nasıl geçtiğini anlamadık. Yani çok gezilecek, çok güzel yerleri vardı. Çocuk oyun salonları, lokantalar vesaire. İnanın bu yaz ben gideceğim yine. Şu an yılbaşında ben biletimi ayırdım. Yine gideceğiz inşallah kısmet olursa. Herkese tavsiye ediyorum. Reka ile yolculuk çok güzel. Hatta izin gemide başlıyor yani bizim için. Gemide o güzel günlerin için yine gideceğiz yani. Dígame por qué razón no me miras la cara. ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran. Eşiniz bize çok güzel anlattı, güzel olan tatilini. Siz de aynı şeyler düşünüyor musunuz yoksa ekleyeceğiniz başka şeyler var mı? Ben de eşime katılıyorum. Çok güzeldi. Yine tekrarlayacağız bu yaz. Tekrar gitmek istiyorsunuz Recep'le. Evet, gemiyle gitmeyi düşünüyoruz artık. Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte. Si antes de inventarse el amor. Peki buradan Marmara Lines için neler söylemek istiyorsunuz? Marmara Lines için de şunu söyleyebilirim. Biraz önce tekrarladığım gibi çocuklarımız için çok aktivite var orada. Oyun parkları olsun. Çocuklarla ilgileniyorlar. Anne baba rahat edebiliyor yani. Bütün gemiyi gezebiliyoruz. Çocuklarımız başka faaliyetlerle kullanıyor. Marmara Lines yani çok güzel, çok özel bir gemi olarak yani yine gideceğiz. Bu yaz Allah izin verirse. Reka Marmara Lines'ın Sindelfingen'deki genel merkezindeyiz. Beyin takımının hazır bulunduğu bir toplantıya biz de konuk olduk. Genel Müdür Sayın Serdar Bozkurt bize Marmara Lines'ın 2010 sezon açılışı hakkında bilgiler verecek. Buyurun efendim. Reka Marmara Lines olarak 2010 sezonu satış programımızı hazırladık ve bugünden itibaren satışı açmış bulunuyoruz. Bunun için bütün ön hazırlıkları tamamladık. Gerekli prospektüslerimizi, gerekli planlarımızı tamamladıktan sonra bugünden itibaren satışa başladık. Reka Marmara Lines bu sene seferlerini yine İtalya-Türkiye hattında Ancona Çeşme, Çeşme Ancona olarak 15 Mayıs'tan 16 Eylül tarihlerine kadar karşılıklı her hafta seferlerle düzenli olarak yine devam edecek. Bu 2010 yılına yönelik bir fiyat politikanız var mı? Tabii fiyatlarımızı biz ekonomik krizden dolayı maalesef 3 senedir biz fiyatlarımızı kesinlikle yükseltmedik. Bilakis düşürdük. Bu senede fiyatlarımız aynı. Hiçbir değişiklik yapmadık.
Bayan arkadaşımız o konuda daha yetkili, daha bilgili. Biz bu sene değişik uygulamalar yapıyoruz. Mesela diyoruz ki erken rezervasyon yapılıp, erken ödeme yapıldığı zaman bununla ilgili bilgileri bayan arkadaşım versin. O daha iyi biliyor. Marmara Lines ve Pegasus'un acenteler sorumlusu Nalan Kurt bize bu 2010 yaz sezonuna yönelik fiyat politikaları hakkında bilgi verecek. Evet, izleyicilerimize ne gibi güzel haberleriniz olacak Nalan Hanım? Bu sene çok farklı bir uygulamamız var. Her seneden daha yüksek bir indirim politikası uyguluyoruz. Bu sene 28 Şubat'a kadar bize başvurup bizden biletini satın alan müşterilerimize ekstra %15'lik bir indirimimiz var. Normalde bizden bilet alan yolcularımıza gidiş dönüş aldığında dönüş için %20 indirimimiz var. Ama bunun haricinde bir de ekstradan Şubat sonuna kadar bizden biletini satın alan müşterilerimize %15'lik ekstra bir indirimimiz var. Sevgili izleyicilerimiz, eğitim köşemizde Sayın Mahmut Şahin'le görüştük ve sizler için sorular sorduk. İzliyoruz hep beraber. Sevgili izleyiciler, yanımızda Mahmut Şahin Bey var. Kendisi eğitim koordinatörü ve 23 yıllık öğretmen. Almanya'nın Köln ve Ludwigsburg kentlerinde bulunan Global Akademiya'da görev almakta. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Mahmut Bey, Global Akademiya nedir? Global Akademiya, yurt dışından bulunan öğrencilerimize, özellikle Türkiye üniversiteleri konusunda hazırlayan ve onları Türkiye üniversitelerine yönlendiren bir kuruluş. Kuruluş tarihi 2002'nin Kasım ayıdır. Bugüne kadar yüzlerce öğrencilerimizi Türkiye üniversitelerine yönlendirdik. Peki hangi alanlarda çalışmalar yapmaktasınız? Aslında Global Akademi'nin çalışmalarını iki alandaydı. Bir tanesi YÖS, yani Yabancı Öğrenci Uyruklu Sınavı. 1981 yılında çıkarılan bu sınav sadece yabancı uyruklu öğrencileri kapsıyordu ve yasa maddesi de 2547 sayılı kanundu. Ama dün itibariyle, yani 21 itibariyle YÖS artık devreden kalktı. Sadece şu anda öğrencilerin faydalanabileceği Türkiye üniversitelerine gidecekleri, Türkiye kökenli Türk vatandaşı olan çocukların gideceği YÇS adlı sınav kaldı. YÇS'nin açılımı nedir diye soracak olursanız, YÇS yurt dışında çalışanların çocuklar için üniversiteye giriş sınavı. Senelik dünya genelinden 1500 öğrenci alıyor YÇS sınavında Türk üniversiteleri ve genellikle sosyal bilimlere gidiyorlar. Yani anladığımız kadarıyla Türkiye'de üniversite okumak istiyorsak önceden sınava giriyorduk. Şimdi artık o sınav kalktı mı? Sadece YÖS sınavı kalktı. Bunun kalkma nedeninden bir tanesi de az sayıda Türkiye öğrenci yöneliyordu. Türkiye'ye yönelen öğrenci sayısını artırmak istiyorlar. Bunun nedeni ise dünyada yabancı öğrenci payını araştırdığımız zaman dünyada 100 öğrenci düşünün, %65'i Amerika tarafından alınıyor, %21'i İngiltere tarafından alınıyor, diğer kalan %14'ü ise diğer dünya ülkeleri tarafından paylaşılıyor. Burada Türkiye'nin yabancı öğrenciden aldığı pay yeteri kadar var mı? Hayır. Çünkü Türkiye'de toplam yabancı öğrenci sayısı 18 bin. YÖK'ün almış olduğu bu karar Türkiye'de yabancı öğrenci sayısını artırmaya yönelik. Pozitif yönü bu. Türkiye'de ne kadar yabancı öğrenci olursa geleceğe yatırım da o kadar iyi olur. Reka'nın sunduğu Aktüel Avrupa programı reklamlardan sonra devam edecek.